Sevgili seyirciler, tekrar merhaba. Türkiye Platformu'nun ikinci bölümünde birlikteyiz. Bu bölümde konuğum Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve aynı zamanda bizim yazarımız. Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam sizi çok görüyorum ama maşallah bugün her gördüğümden daha yakışıklısınız. Estağfurullah. Yani, o sizi niye görüyorsunuz? Yok yok. Maşallah. Tebrik ederim. Estağfurullah. Aynı zamanda ilk anonsda söylemeyi unuttum. Türk ve İslam hukuku Hukuk tarihi. Evet, hukuk tarihi hocasıyım. Hocası evet. Bu önemli bir ayrıntı bu. Çünkü aslında bizim bugünkü sohbet konumuzu biraz da bu kısmı oluşturuyor. Hocam başlayacağız sohbete. Evet, buyurun. Bir veteremiz var yalnız. Onu tamam. Bir izleyelim, sonra devam edelim. Tamam efendim. Sizi ahlaklı olmaya davet ediyorum. Sayın Sadık, lütfen. Neden bahsediyorsun? Lütfen sakin olunuz ve yerinize oturun sayın milletvekilleri. Hukuk, kanun denince akla gelen iki temel çatı. Parlamentolar ve adliyeler. Biri anayasa ve kanunların yapıldığı yer, diğeri uygulandı. Her ikisinde de tartışma, kavga eksik olmaz elbet. Sırf bizde mi? İşte dünyadan örnekler. Adalet arama duygusu insanlığın varoluşu kadar eski. Bireysel ihtiyaçlar neyse toplumda da hukuk o denli aranan en vazgeçilmez değer. Günümüzde Arap Baharı'yla meydanlara dökülenlerinde, ekonomik kriz yüzünden sokaklara akan kalabalıklarında talebi aynı. Eşitlik, güven, hürriyet, ekonomiden daha adil pay alma çabası. Peki, hukuk her zaman gerçek adaleti sağlamaya muktedir mi? Anayasası olmayan ülkelerde hukuk düzeni nasıl işliyor? Dünyada insanlığın varoluşundan bugüne hukuk hangi süreçlerden geçti? Eski çağlarda adalet sistemi nasıl işletiliyordu? İslamiyet, şer'i hükümlerin uygulandığı toplumlarda insanlara neden anayasa yapma hakkı tanımıyor? Batı, bugünkü hukuk sisteminden önce ne tür uygulamaları tecrübe etti? Osmanlı'da anayasa yapma çalışmaları hangi padişahın döneminde başladı? İlk anayasayı İngilizler mi, Müslümanlar mı yazdı? Nuh Albayrak soruyor, hukukun serüveni kitabının yazarı, Türk ve İslam hukuku uzmanı Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci Türkiye platformunda anlatıyor. Tekrar merhaba. Hocam veterimizi izledik. Şimdi ben nereden gireyim acaba mevzuya diye şöyle bir düşündüm. Bu arada kitap, yeni kitabınız yayınlanmış. 10. kitap galiba bu. Sevgili seyirciler, hocam maşallah peş peşe kitaplar yayınlıyor ama hocam bir farkı var. Hani bazıları sırf kitap yayınlamak için yayınlıyorlar. Sizin kitaplarınızda öyle değil. Hakikaten araştırma sonucu var. Hakikaten araştırma sonucu. Ben şöyle bir ayıp olmasın diye bir göz gezdirdim yani kitap konumuza bakalım diye. Bu kadar şeyi nereden araştırdınız, nereden topladınız? Her birisi bir ayrı konu hakikaten. Ayrı ayrı ülkeler, geçmiş tarihlerle alakalı şeyler. Hakikaten. İşimiz bu. Yani bir roman yazmak gibi bir şey değil bu. İşimiz bu. Çok bu. Farklı beni bir şey en bu. Çok, beni en çok zorlayan kitap da bu olmuştur. Çünkü dediğiniz gibi bu kitabın... Her sayfasında bir yerlere bakmak gerekir bunu yazmak bölümü, için. İlk bölümü antik çağa dairdir. Tabii. İkinci bölümü Yahudi ve kilise hukukuna dairdir. Bunlar tamamen birbirinden bağımsız konular. Ondan sonra Avrupa hukukunu anlattık. Avrupa hukuku tamamen farklı. Evet. İslam hukuku var, Roma hukuku var. Bu beni bir hayli yordu ve uğraştırdı. Doğru, haklısınız. Hatta kitabı şöyle ben bir de sevgili seyircilerimize tanıtayım. Oldukça hacimli bir kitap. Siz korkutmayın milletin gözünü. Yok. Adı nispeten küçük. Ya şimdi şöyle. Hukukun serüveni diyor ama hakikaten ben göz gezdirdim. Hocam özür diliyorum siz. Bir şey de beceremem ben iltifatı ama. Estağfurullah. Benim haddimde değil bu kitabı değerlendirmek. Ama hakikaten okuduğum yerlerde şunu gördüm. Tamamını okumadım şimdi yani dürüst olmak lazım. Hem ciddi bir eser. Bir araştırma eseri. Ama aynı zamanda içinde çok ilginç anekdotlar var. Bir roman okuyormuş gibi sizi yani tarihi bir roman gibi aynı zamanda sizi sürüklüyor. Şimdi efendim akademik... Bu hakikaten önemli bir... Evet. Biz akademisyeniz. Yazdığımız kitaplarda bu. Akademik tona dikkat ediyoruz ama benim daha çok dikkat ettiğim şey de kitaplarım sadece akademik çevreler tarafından değil.
biraz mürekkep yalanmış bir entelektüel çevre tarafından da okunsun. Vermek istediğimiz mesajlar veya en azından şöyle diyeyim, çok iddialı olmasın, öğrendiklerimizi, edindiğimiz bilgileri başkaları paylaşmak açısından biraz daha hafif tonda yazmaya ben dikkat ediyorum. Ben onu gördüm burada. Evet, işte gördüm. Bu anekdotlar insanların anlamasını kolaylaştırmak, kafasında canlandırmasını kolaylaştırmaya örnekler yarıyor. Örnekler var evet. Tarihten. Çok evet. İlginç örnekler evet. Ama yani. Bu arada ben iltifat faslını bir şey daha ekleyip o zaman bitireyim. Hocam bizim okuyucularımız iyi bilirler. Haftalık tam safhaya yakın konularla yazarımız. Orada da mesela çok dikkatimizi çeken şey, tarihle bugünü çok güzel bağdaştırıyorsunuz. Hakikaten sadece tarih değil. Bugünkü bir olaydan hareketle işte o benzer bir tarihteki bir olaya bağlantı kurarak falan. Kuru tarih anlatmak bir şey ifade etmiyor. Yani tarihin maksadı günümüzde geçmiş ve gelecek arasında köprü kurmak olduğuna göre mutlaka günümüzdeki aktüel hadiselerin tarihteki geçmişini ve buna göre geleceğe nasıl bir perspektif tutabiliriz? Değil mi? Ona o zaman bir anlam var tarihten evet. Bahsetmenin elbette. Hocam şimdi yavaş yavaş konuya girelim. Hukuk serüveninden bahsedeceğiz. Evet. Hukuktan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle hukuk serüveni nasıl başlamış? Yani insanlar başlangıçta belki ne bileyim yazılmayan bir hukuk her zaman hak, hukuk, adalet belki hep söz konusu olmuş ama onun yazılı hale gelmesi, hatta özellikle ben burada şeyden bahsedeceğim, Türk hukuku mu diyeceğiz, Türk anayasası mı diyeceğiz bilemiyorum, Türk hukuku belki İslam'la tanışmasından sonraki seyrini ben canlandırabiliyorum kafamda. Evet. Yani İslamiyet üzerinden hareketle bir şey oluşuyor İslam hukukuyla evet. Beraber. Ama İslam'dan öncesi nerede başlamış hukukla tanışması Türklerin, nasıl oluşmuş? Şimdi buradan efendim, bir toparlayalım istersen önce bir. Şimdi efendim hukuk kelimesi üzerinde duralım önce. Hukuk hı-hı. Arapça bir kelime. Hakkın çoğuludur. Çokluk şeklidir. Haklar evet. Demektir. Şimdi insanların insan olarak yaratılmasından gelen bir takım hakları vardır. Bir takım statüleri vardır. Bu haklar kendilerine siz ister inançlı bir kişiyseniz Tanrı tarafından verilmiştir deyin. Değilseniz o insanın tabiatında vardır deyin. Fark etmez. İnsanda mutlaka bu haklar vardır. Nedir bu haklar? Yaşama hakkından tutun, mesken edinme hakkına kadar. Gezme hakkından, çocuğunu kendi inancına göre yetiştirme hakkına kadar çok geniş bir sahadır. Hı hı. Şimdi insan tek başına yaşamak üzere yaratılmamış. Cemiyet halinde, topluluk halinde yaşıyor. Böyle olunca da herkesin hakkı başkasının hakkının başladığı yere kadar evet. Devam ediyor. Evet. Böyle olmasa, hukuk olmasa ne olurdu? İnsanda bir nefis denilen, insanı canlı tutan, ayakta tutan bir varlık var, bir kudret var. Bunun hiçbir sınırı, limiti yok. Bu insanı ayakta tutmak için var. Yaşamak, üremek, uyumak, dinlenmek. Bunun hiçbir limiti olmadığı için bu dünyanın merkezini kendisi olarak görüyor. Başkalarına hayat hakkı bile tanımıyor. Şimdi böyle olunca diğer insanlara hayat hakkı tanımazdı eğer hukuk olmasaydı. İşte hukuk insanlara haddini, sınırını, limitini bildiriyor. Diyor ki senin hakların şuraya kadar var. Bundan sonra başkasının hakkı başlıyor. O zaman hukuk insanlık tarihi kadar eskidir. Eski. İnsanın topluluk halinde yaşamasından itibaren hukuk var ola gelmiştir. Ama evet. Ama bazen yazılı değildir. Örf adet hakkındadır. Bazen dini prensiplerdir. Bazen kanun şeklindedir. Fark etmez. Dünyanın her yerinde, insanların toplu halde yaşadığı her yerde en primitif, en ilkel cemiyetlerde bile hukuk ola gelmiştir. Çünkü insan tabiatıyla evet. ilgilidir. Sevgili seyirciler, tabii biz niye bu konuyu seçtik veya niye hocamla bugün böyle sohbeti kendilerinden istirham etti, o da sağ olsun kabul etti. Konuya biraz sonra geleceğim, ben getireceğim konuyu. Şu anda Türkiye tam da bir yeni bir hukuk diyelim, hukuk sistemi diyelim veya hukuk sistemi değil ama yeni bir anayasanın çalışmaları aşamasında şu anda. Gerçi bir türlü ortaya çıkan şeylerden dolayı tam başlanamadı ama bu dönem, bu anayasa, yeni anayasa hazırlama dönemi. Ondan dolayı şöyle anayasa meselesi, hukuk meselesi biraz geriye doğru gidelim evet. istedik. Oradan hareketle böyle bir mevzu seçildi. Hocam ben şöyle bir şey kafamda tasavvur ediyorum. Yanlışsa yanlış deyin siz. Yani buyurun. Hukukun, daha doğrusu adil olmanın, adaletin yerleşmesi, hukuk anlamında bir altın çağ olması, zamanın ilerlemesiyle modernleşmesiyle doğrudan doğru alakalı olmadığını düşünüyorum. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi ben size soracaktım ki, şöyle bir soru soracaktım. Peki tarihten bugüne baktığımız zaman hukukun altın çağı diyebileceğimiz, insanların adalet hakkına, hukukuna riayet edildiği genel anlamda bir ülke için demiyorum, dünyada
bir dönem var mı diye soracaktım. Bu şöyle olabilir mi? En son bu dönemde olabilir mi? İnsan hakları işte gelişiyor vesaire ama sonra düşündüm ki ben modernlikle veya işte teknolojiyle hukukun gelişmesinin örtüştüğünü düşünmüyorum ben. Yani bugün hukukun en ileri olduğu bir dönem diyebilir miyiz bugün için? Veya tarihte daha iyi bir dönem şimdi, olmuş mu? Şimdi teknoloji ilerledikçe hukukun sahası genişler. Tamam. Hukukun sahası genişledikçe karmaşıklaşır, tatbiki zorlaşır ve adaletin tatbiki güçleşir. Güçleşir. Bir kere hukuk eşittir, adalet demek değildir. Hukuk bir memlekette zorba bir diktatör tarafından konulmuş kanunlar da olabilir. Ama orada kanun vardır. Orada hukuk vardır. Hakimler bu hukuku tatbik ettikleri zaman her şey yolunda gibi görülür. O zaman adaletin diye ben soruyu tekrar edeyim o zaman. Adalet ise herkese hakkını vermek demektir. Hal böyle olunca bunun teknolojiye doğrudan bağlantısı yok. Yok. Ama hukukun cemiyetteki asayişle, cemiyetteki refahla bağlantısı var. Yani medeni bir cemiyette. Ben sorumu tekrarlamak istiyorum hocam. Adaletin diye. Şimdi ben o ayrımını öğrenmiş oldum böylece. Evet. Adalet şu anda dünyada işte en son dönem olarak bu dönemde en adil dönem midir, dünyanın adil dönemi midir? Yoksa daha önce daha adil dönemler geçmiş midir? Şimdi zamanımızda teknoloji çok ilerledi, haberleşme çok ilerledi. İnsanlar birbirinden çok çabuk haberdar oluyor. Hı-hı. Bir ikincisi bir de insanların bulmuş olduğu en iyi rejimlerden bir tanesi demokrasi. Hatta en iyi rejim demokrasi. Hı-hı. Şu anda demokrasinin hakimiyeti olduğu için en azından medeni cemiyetlerde bunun nimetlerinden dolayı, insan haklarının gelişmesinden dolayı sanki hukukun adaleti tecellide daha başarılı olduğu zannedilebilir. Ama gerçek böyle değil. Dediğim gibi hukuk çok karmaşıklaştı. Adaletin elde edilmesi çok güçleşti. Ve bir cemiyette adaleti engelleyen bir güç her zaman vardır. Buna zenginler diyebilirsiniz, asiller diyebilirsiniz tarihte veya elinde silah olanlar diyebilirsiniz. Bu her zaman olmuştur. Teknolojinin olduğu zamanlarda da bu yok diye bir kaide yok. Tarihte Roma'da veya Hazreti Peygamber zamanında veya Osmanlıların yükselme devrinde adaletin tecellisinin çok yüksek, Çin'de bir ara Konfüçyüs'ün hakim olduğu zamanda adaletin çok yüksek bir seviyede tatbik edildiğini biz kaynaklardan biliyoruz. Evet. Demek ki bunun teknolojiyle doğrudan bağlantısı yok. Hatta menfi de olabilir. Onu diyeceğim hocam, şimdi özür diliyorum araya girdim ama teknolojinin en ilerlediği dönemde yaşıyoruz biz. Ama sürekli gündemimizde olan bir şey var. Adaletin gecikmesi. Evet. Geciken adalet değildir diye sık sık tekrarlanıyor. Çok basit bir dava. Yıllarca sürüyor. Sürüyor. Çünkü bütün teknolojiye rağmen. Çünkü teknoloji işin içine girdiği zaman dava karmaşıklaşıyor. Eskiden böyle değildi. Hayat daha basitti. Ama daha az karmaşıktı. Doğru ama şey açısından, hukukun yürüyüşü veya adaletin bulunması açısından teknolojide hizmet ediyor aynı zamanda hizmet ediyor. Ama buna rağmen bir taraftan da karmaşıklaştırıyor. Eskiden kadıya gidiyorlardı davalla davacı. Davayı görüyordu kadı. Tabii. Sonuç alınıyordu. Bir veya iki celsede iş bitiyordu. Şimdi yıllar sürüyor. Çok basit bir dava bile. Yani evet. Dolayısıyla adalet hemen tahakkuk etmiyor şu anda. Etmiyor. Teknolojiye maalesef, rağmen. Maalesef işte teknoloji tabii doğrudan teknolojinin suçu değil bu. Teknolojinin kurmuş olduğu cemiyet düzeni, nüfus fazla, insanlar çok ve insanlar biraz daha ferdiyetçi yaşıyorlar. Evet. Eskiden olduğu gibi değil. Düşünün, aile büyükleri eskiden bir davayı mahkemeye gitmeden çözüyordu. Yani insanlar çok zaman işi mahkemeye götürmek istemiyorlardı. İnsanlarda vicdan, ahlak, hangi cemiyette olursa olsun belli bir asalet prensibi olarak yaşıyordu. Mahkemeye gitmek bir ayıp. Bir insanı dava etmek ayıp olarak görülüyordu. Bunun aksini de düşünün. Suç işlemek, vaadini yerine getirmemek, borcunu yerine getirmemek ayıptı. Sonra insanlar arasında sözü dinlenen adamlar vardı. Bilge kişiler vardı. Hı hı. İslam dünyası için işte evliyalar vardı, hocalar vardı. Bunlara gidiliyordu. Müftüye gidiliyordu. Benim böyle bir davam var. Bu davayı mahkemeye götüreyim mi, götürmeyeyim mi? Müftü diyordu ki sen haksızsın, götürme. Götürsen o zaman adam götürmüyordu. Şimdi dava sayısı fevkalade azdı. Düşüktü. Osmanlı defterlerine bakıyoruz, mahkeme defterlerine. Dava sayısı çok az. Ekserisi noterlik işidir. Yani vekalet, evlilik, vakıfname, bunlarla uğraşmış mahkemeler. Hatta bir ara kadılar bundan şikayet etmişler. Yani biz geçinemiyoruz. Şey gelmiyor, iş çünkü geliyor. Maaş almıyor. Kadılar, çok enteresan ya. Kadılar maaş almıyor, mahkeme harçlarıyla geçiniyor. Yani mahkeme dava gelmezse kadılar sıkıntı çekiyor. Kadılar maaş almıyor mu? Almazlar. Osmanlılar'da kadılar maaş almaz. Ben yanlış biliyormuşum o zaman hocam. Ben şöyle biliyordum. Hatta kadılara çek diyelim şimdi. Evet. O zaman çek yoktu belki ama şey yazılmazmış. Miktar yazılmazmış ki şey olmasın diye. Onu İngiltere için anlatırlar. İngiltere'de hakimler çok yüksek maaş alırlar. Yani şeye tevessül etmesin diye. Ve de harcadıklarının hesabı sorulmaz. Ama nedense hakimler de bunu hiç suistimal etmemiş şimdiye kadar İngiltere'de. Osmanlılar'da hakimler, kadılar, şimdi adalet dağıtmak İslam dinine göre bir dini vecibedir.
Buna farz-ı kifaye deniyor. Yani bir kişi yapınca başkalarınızı cenaze namazı gibidir. Hı hı. Kadılar bu işin en ehli olduğu için bütün ümmeti bu mesuliyetten kurtulmak için ortaya çıkıyorlar. Dolayısıyla mahkemede adalet dağıtmak bir ibadettir. İbadetin para alınmaz. Ama kadılar bundan vakit geçirdiği için aynı imamlara verilen maaş gibi kadılar da demişler ki bizim size maaş vermek haddimiz değil. Mahkeme hasılatıyla geçinirsiniz. Hmm. Mahkemede olmayınca bu sefer kadılar müşkül durumda kalmış. Bu sefer bir müessese ihdas etmişler. Arpalık diye. Efendim bizim size maaş vermek haddimiz değil. Siz adaletin mensuplarısınız. Yani haddimiz İnteresan. Değil. Atınıza arpa olsun. Yani bir arazinin gelirini size tahsis edelim de hani bir hediyeyi verirken tevazu olsun diye evet. böyle söylenirse layık değil gibi. Evet. Bu olmuş ama yaygın olan budur. Maaş almazlar. Aa, Avrupa'da da böyledir. Enteresan. Avrupa'da da hakimler maaş almazlar. Fransa'da mesela hakimler. Orada zaten hakimliği çok enteresandı eskiden. Parayla alınıp satılırdı. İhale açılırdı. Evet öyle bir şey de var burada. Evet. Hakimler ihaleye girer, para yatırır, alırdı. Demek kazançlı bir işmiş herhalde ki. Kazançlı iş ama daha ziyade bir itibar işidir. Çünkü hakimler Fransa'da çok itibarlıdır. Krallar bile onlardan çekinirler. Alınıp satılmıyormuş sizin burada. Tabii. İlginç tabii. anekdotlar var. Tabii. Başkası alabilir. Adam öldüğü zaman oğlu varsa oğluna intikal eder. Hatta oğlu bu işin ehli değilse birisi gelip ya babanız vefat etti. Allah rahmet eylesin ama satın bize hakimliğini bize satsanız bu evet, Fransa'da bu yakın zamana kadar böyle devam etti. Evet öyle ilginç evet. anekdotlar evet. var. Peki hazır Osmanlı'dan bahsetmişken şeyi söyleyeceğim ben. Mecelle evet. hep duyarız biz Mecelle'yi. Zaten sizin de bir kitabınızın evet. birisinin ismi Mecelle. Evet. Ahmet Cevdet Paşa ve Mecelle diye bir kitabı var. Ahmet Cevdet Paşa ve Mecelle evet. Ben Mecelle'yi Osmanlı tarihi boyunca hep işte başvurulan bir esermiş gibi zannediyordum. Fakat baktım Abdülhamit Han döneminde evet. başlamış Mecelle. Evet doğru. Belki son dönemde kullanıldığı için bize hep intikal ettik Mecelle duyuyoruz. Hem öyle hem de Mecelle çok popüler. Çok. Bir de hala Mecelle evet. bizde geçerlidir yani evet. gayri resmi anlamda. Evet. Bilmiyorum işte Mecelle'de kaydedir şöyle şöyle diye bir şey söylenir. Şimdi bir kere Mecelle Sultan Aziz'in son yıllarında hazırlanmış ve Sultan Hamid devrinden sonra tatbik edilmiş. Kısa bir süre yani Osmanlı Devleti'nde belki 50-60 sene 1876'dır son kitap. 1924'te kaldırıldı. 26'ya kadar kalmış herhalde. 26, 48, 50 sene tatbik edildi ama bizden sonra Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de, İsrail'de, Yemen'de, Küveyt'te bunlar tatbik. Aynı Arnavutluk'ta, mecelle. Kıbrıs'ta tabii çünkü öyle onlar mi? Osmanlı'dan ayrılan topraklar olduğu için bunu devam ettirdiler. En son Yemen'de 1992'de kaldırıldı. İsrail 1984'te kaldırdı. Hatta Amerika'da bile bazı şeylerin ondan istifade edilerek uygulandığı söylenir. Mecellenin ilk 100 maddesi çok yüksek hukuki prensipleri ihtiva eder. Her biri birer vecize atasözü gibidir. Mesela akitlerde ukutta itibar mana ve maniyedir. Elfaz ve mebaniye değil. Yani söze bakılmaz, manaya bakılır akitlerde. Ne demek istiyor adam? Ölürken malını birine bağışladığı zaman adam bir dakika ya bir adam ölürken malını bağışlayamaz. Bu olsa vasiyettir derler. Vasiyete yorarlar. Ehven-i şerdeyn ihtiyar olunur. Bir insanın önüne iki tane kötü yol çıkarsa hafif olanı seçer. Daha az kötü olanı seçer. Evet. Evet. Adet muhakkemdir. Yani örf adet bir yerde hakem olur. Zamanın değişmesiyle ahkamın değişmesi inkar olunamaz gibi mecellede çok mükemmel zaruretler, memnuları, mübah kılar, yasakları mübah kılar gibi. Belki de bunlar halen geçerli kurallar tabii. olduğu için bizde yaşıyor bunlar. Şu anda bunlar yaşıyor. Bizim hukuk mantığımızda, hukuk vicdanımızda yaşar ve bütün dünyada da hukukun umumi prensipleri olduğu için yaşamaktadır. Mecellenin tesiri çok fazladır. Bir de mecelle bir medeni kanundur. İçinde akitler, borçlar vardır. Yani çok teferruatlı. Ben oraya geleceğim. Mecelle bir anayasa değildir. Değildir. Bir medeni kanundur. Bir tamam. borçlar kanunudur. Satış akdi, kira akdi, hibe akdi bunlardan bahseder. Biraz mahkeme kaidelerinden bahseder. Komşuluk hukukundan bahseder. Arazi hukukunun bir kısmından bahseder. Ama mükemmel bir kanundur. Yani herkes tarafından beğenilmiş. Sistematiği, manası. Şeye oturuyor bir kere. Evet. Yani, mantığa hukuk mantığına oturuyor, evet. dayanıyor. Evet. Çok güçlü, dünya çapında güçlü bir hukukçu olan Ahmet Cevdet Paşa'nın mimarı olduğu bir kanundur. Ve Fransız kanununun kabulü cereyanına karşı bir aynı dönemde değil duruşu, mi? Bir direnişi evet. göstermektedir. Çünkü bazı tanzimat ricali, Ali Paşalar Fransız medeni kanunu alalım. Çok güzel bir kanun. Olsun bitsin demiş. Nitekim sonra alınmış herhalde. Ama demişler ki yani olmaz biz Osmanlı Devleti'yiz. Öyle Fransız kanunu kabul etmek bize yakışmaz. Müstemleke değiliz. Biz kendi kanunumuzu yaparız demişler. Mükemmel bir kanun hazırlamışlar. Bugün bütün dünya Mecelle'nin bu abidevi vasfı önünde eğilmektedir. Her ne kadar kısa bir müddet 50 sene kadar tatbik edilse bile dediğiniz gibi hukukçuların vicdanlarında yaşamaktadır. Peki, yavaş yavaş anayasaya geçelim hocam. Anayasa ne peki? Anayasa yani ben bugün anayasanın tarifini anladım. Sormuyorum da anayasa. Tarihsel anlamda. Anayasa adı üstünde yasaların anası demek. Öyle bir şeydir ki devlet
bu kanunun üzerine oturur. Bu kanun devletin esas teşkilatını ve devletin unsurları, yani idare edenlerle edilenler arasındaki münasebetleri tanzim eder. Çünkü idare edilenler güçlüdür. Her zaman idare edilenlerden istismar etmek ister. Bu insanın tabiatında vardır. Güçlü olan, güçsüz olanı istismar eder. Hukuk zaten bunun için vardır, etmesin diye. İşte anayasada da aynı bu şeyi görüyoruz. İdare edenler, edilenler istismar etmesinler. Onların hakları nedir? Bunların hakları nedir? Vazifeleri nedir? Mükellefiyet nedir? Bir metinde, müşterek bir metinde bu tespit edilsin. Tamam. Şimdi aşağı yukarı şimdi bunu şunun için sordum. Şu ikinci soruya gelmek için, bu hazır soruydu aslında bu. Şu anda anayasa konuşuyoruz ya. Evet. Bir kısmı diyor ki işte anayasa kısa ve öz olmalı. Bütün her şey anayasa olmaz diyor. Bir kısmı diyor hayır, anayasada tereddüt edilen veya hassasiyet bulunan her konu anayasa yer almalı diyor filan. Bu nasıl olmuş geçmişten bugüne, tarihte belirli şimdi, anayasalar nasıldır özü bunun? Anayasalar dediğim gibi idare edenlerle edilenlerin mücadelesi neticesi ortaya çıkmış. İlk çok meşhurdur Magna Carta Libertatum, büyük hürriyet şartı İngiltere'de 1215 tarihlidir. Kral vatansız can, kanunsuz vergi almayacağını ve mahkeme kararı olmadan kimseyi tevkif etmeyeceğini bu metinle deklare ediyor. Kime? Soylulara, halka değil. Çünkü o zaman cemiyetin önünde olan soylulardır. 25 kadar soylu baron kralı buna mecbur ediyor. Niçin? Çünkü mülkiyet hakkı dokunulmazdır. Bütün dinlerde böyledir. Roma hukukunda da böyledir. Kralın ise o asker beslemek için paraya ihtiyacı vardır. Para ise vergiyle olacaktır. Vergi demek mülkiyet hakkına dokunmak demektir. Bu da ancak bir metinle olması lazım. Bir anlaşmayla olması lazım. İşte anayasa ve parlamentonun doğuşu bu sebeple olmuştur. Asiller demişler ki öyle istediğin zaman vergi koyamazsın. Önce bunu bir temel metinde bir tespit edelim. Bir de parlamento topla, bizi toplarsın. Konuşuruz. Bu vergi gerekli mi değil mi? Bizim isteğimizi almadan vergi koyamazsın. İşte anayasanın ve parlamentonun doğması bu vergi meselesinden doğmuştur. Bütün dünyada. Bir nevi ama tabii bunu halkı şeyden biraz korumak için. Korumak için. Tabii bunun içinde sorgusuz, sualsiz, tevkif, sürgün, müsaadele, öldürme olmasın. Tabii bu da bunun içine giriyor. Zamanla genişliyor. Genişliyor. Evet. Şimdi anayasa cereyanı evet İngiltere'de başlamış ama uzun zaman Avrupa'da böyle bir şey görmüyoruz. İlk yazılı anayasa Amerikan anayasasıdır. Aynı zamanda Fransa'da hazırlanan anayasadır. Aralarında çok az bir yıl farkı var. 10-12 yıllık bir fark var. 1700'lerin sonudur. 1774-1790. Yani o zamana kadar bir anayasaya rastlamıyoruz. Niçin? Çünkü rejimler buna ihtiyaç göstermiyor. Despotik monarklar var başta. Asillerle parlamento topluyorlar. Anayasa onların elini kolunu bağlayacağı için anayasa yapmıyorlar. Ama İngiltere'de var bu. İngiltere zaten demokrasinin beşiği olarak kabul ediliyor. Evet. İslam dünyasında anayasa yok. Neden yok? Çünkü bir kere İslam dünyasında İslam hukuku caridir, geçerlidir. İslam hukuku prensipleri zaten anayasanın o temel hak ve hürriyetlerini düzenler. Yani yönetenler yönetenlere nasıl davranacak zaten o kitaplarda var. Görünüyor. Bunun için ayrıca bir anayasa yapmaya gerek yok. Tamam. Kaldı ki İslam hukuku diyor ki bu sizin haddiniz değil diyor yönetenlere. Halka öyle hak vermek, halk almak, bunu ben veririm diyor. Siz buna uyarsınız diyor. Çünkü size kalırsa isterse alırsınız siz geri diyor. Tamam. O bana kalmış. Peki devleti nasıl işleyeceği? Ha size kalmış. Nasıl yaparsanız yapın diyor. Kaydarınızı çıkmamak kaydıyla. Çıkmamak siz yapın diyor. Benim notumda da vardı. Az önce siz de bahsettiniz. İşte ilk anayasa denebilecek metin 1215'te Büyük Hürriyet Fermanı ismiyle İngiltere'de yayınlandı diye. Fakat sizin kitabınızda ilginç bir tespit var. Böyle geçiyor ise de İlk anayasa Peygamber Efendimiz'in yaptığı Medinelilerle yaptığı şeydir. Anlaşmadır diyorsunuz. Evet. Peki zaten ben buraya gelmek için önce bu anayasa nedir, hukuk nedir, kanunlar nedir onu şey yapmaya çalıştım. Bu ilk defa rastladığımız bir şey bu. Bu bahsettiğiniz kriterler açısından o metin anayasa özelliğini ortaya koyuyor anayasa, mu? Nedir bunu? Açalım mı yaklaşık biraz? 45 maddelik bir anayasadır bu. Adı tabii anayasa diye geçmiyor. Anayasa ismi tabii. Sonra verilmiş buna. Fonksiyon açısından yerine getiriyor mu? Medine vesikası deniyor. Vesika bir şeyi güçlendirmek, sağlama almak demektir. Medine vesikası diye geçer. Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde Medine'de karışık bir cemiyet yapısı vardı. Müslüman Araplar, Müşrik Araplar, Yahudiler ve Hristiyanlar. Bu dört dine mensup topluluk. Hazreti Peygamber'i Medine'ye davet edenler onu bir devlet başkanı olarak davet eder. Gelin burada misafir edelim, oturun falan diye değil. Çünkü Medine'de karışıklıklar vardı. Bu karışıklıkları önlemek üzere birlik beraberlik gerekiyordu. Medineli Müslümanlar Hazreti Peygamber'e bu daveti yaptılar. Hazreti Peygamber bu daveti kabul etti. Medine'ye geldi. Medine'de bir İslam devleti kuruldu. Site devletidir bu. Küçük bir şehirden ibaret.
başına da hükümdar olarak Hazreti Peygamber geçti. Şimdi ama Medine'de belki de bu yeni teşekküle şüpheyle bakan gruplar vardı. Hazreti Peygamber onların bu şüphelerini ortadan kaldırmak üzere onlarla bir anlaşma yaptı. Dedi ki korktuğunuz, korkacak bir şey yoktur. Biz Müslümanız fakat bizim size bakış açımız bellidir. Ben bu hususta Rabbim tarafından emrolundum. Siz dininiz, ayinleriniz, ibadetleriniz, hukukunuz, mahkemeleriniz bizim tarafımızdan teminat verilmiştir. Evet. Ve bununla alakalı bir de yazılı bir vesika o zaman çok nadir olduğu için çok daha büyük bir tesir hasıl ediyor karşı tarafta. Söz verseniz belki Araplarda o da tesirdir ama bir de bunu yazıya dayandırıyor. Ve böylece tek tek Medine ve havarisinde yaşayan Yahudi, Müslüman Arap, Müşrik Arap ve Hristiyanların hakları, hukuku bir yazılı metne bağlanıyor. Kısa bir metindir bu. Ve bu metin şahitler huzurunda Hazreti Peygamber tarafından imzalanıyor. Bütün kaynaklarda bu vesika geçer. Orijinali elimizde olmamakla beraber bu vesikadan bütün tarih kitapları 3 aşağı 5 yukarı ufak tefek farklılıklara bahseder. Hal böyle olunca bu vesika bildiğimiz kadarıyla dünyadaki en eski yazılı anayasalardan birisidir. Evet, Aristo'nun anayasaya dair kitapları var ama bunlar anayasa değildir, Atina anayasası. Olması gereken bir rejimi anlatan kitaplardır. Yani böyle olmalı adı anayasa ama böyle, bu bizim bildiğimiz dünyada en eski anayasa metnidir. Çok kısa bir süre yürürlükte kalmıştır. Sebebi şu, Medine'de yaşayan müşrik Araplar Müslüman olmuştur. Yahudiler ise verdikleri sözden dönmüşler ve Medine'yi terk etmişlerdir. Terk edince bu anayasanın bir hükmü kalmamıştır. Evet. Kısa bir zaman yürürlükte kalmıştır. Fakat anayasacılık tarihinde çok mühimdir. Ve böyle bir yazılı anayasanın İslam tarihinde rastlanıyor olması da dünya tarihi bakımından bence ehemmiyetlidir. Elbette zaten hep anayasa dendiği zaman aklımıza gelen şey azınlıkların hakkının korunması. Evet. Tam da o orada işleniyor. Doğru. Şimdi hocam vaktimiz daraldı. Şimdi tam da bu konu buraya gelmişken. Osmanlı döneminde anayasa dediniz siz şeyde Osmanlı'da anayasa yoktu. Evet. Önemli değil. Benim geleceğim nokta klasik şu. Devirde yoktu. Tamam. İlk zamanlarda. Tamam. Şimdi ama bir son dönemde özellikle işte yükselme döneminde evet. işte Osmanlı çatısı altında, Osmanlı yönetimi altında sayısını ben bilmiyorum siz belki biliyorsunuz. Nüfusun yarısını teşkil eden gayrimüslimler var. Gayrimüslimler var. Yani azınlıklar var. Hatta Fatih zamanında nüfusu yarısını aşan Yavuz Sultan Selim'den sonra Müslümanların az bir çoğunlukla ekseriyete geçtiği bir gayrimüslim nüfus var. Ve çok çeşitli. Yani tabii. Kafkaslar'da ayrı, Ortadoğu'da ayrı, Balkanlar'da ayrı. Ama bunların tamamını bir çatı altında yönetmeyi başarmış evet. Osmanlı. Hem de mutlu bir şekilde başarmış. Evet. Hala şu anda işte o bölgelerde çok duyar olduk şimdi. Osmanlı gitti, burada huzur kalmadı Doğru. diye. Oysa biz şimdi yeni bir anayasa çalışmaları içerisindeyiz. Bu anayasanın belki de en yumuşak karnı mı dersiniz, en çok uğraşılan konusu azınlık meselesi olarak demiyorum ama o da bir ayrı konu ama şu anda öne çıkan işte farklı bir yapı olarak Kürt kökenli vatandaşların istekleri, talepleri nasıl yer alacak burada veya onlar tatmin edecek mi? En çok konuşulan konu bu şimdi. Bu nasıl bağdaştırılmış? Yani biz bugün bir ortada görünen işte bir bölümün hakkını veya isteğini karşılamakta zorlanıyoruz. Yeni anayasalar yapıyoruz. Onlar nasıl becermiş? Mevcut anayasayı 1000 defa değiştiriyoruz ama hala becerebilmiş değiliz şu anda. Evet. Osmanlı bunu nasıl becermiş? Şimdi efendim önce antiparantez şunu söyleyeyim. Tabii Fatih Sultan Mehmet'in çok meşhur bir teşkilat kanunnamesi vardır. Bu bir anayasal metin olarak görülüyor. Çünkü burada devletin nasıl işleyeceği, devlet mensupları nasıl çalışacağı, en ince teferruatına kadar hatta padişahın nasıl yemek yiyeceği, protokol kaideleri bile yer alır. Çok tafsilatlı bir kanundur ama burada hak ve hürriyetler yoktur. Niçin? Çünkü hak ve hürriyetler zaten fıkıh kitaplarında tanzim edilmiştir. İşte Osmanlılar'da 1876 ilk batılı manada anayasadır. Mükemmel bir anayasadır. Kısa bir anayasadır. Çok uzun değildir. Prusya ve Belçik anayasalarından mülhemdir. Ve çok güzel işlemiştir. Mükemmel bir anayasadır. Yani anayasanın çok uzun olmamasına örnek olarak verilebilir. Ne çok uzun ne çok kısa. O tabii bir tercih meselesidir. Ben bir hukukçu olarak şunu söylemek istiyorum. Hukuki metinler ne kadar uzun, ne kadar karmaşık olursa onlardan hüküm çıkartmak o kadar zor ve o kadar adaletten biraz uzaklaşır. Metinler ne kadar sade olursa hukukçulara yorum sahası bırakmakla beraber anlaşılması kolay olduğu için adaletin tecellisine daha elverişli. Acaba da hukukçulara güvenilmediği için mi onlara fazla iş bırakmak istenmiyor ki? Şimdi böyle bir şey var. Devamlı bir güvensizlik. Yani devletin halkına karşı bir güvensizliği var. Bu tabii belki tarihi hadiseler, belki başka sebeplerle teşekkül etmiş ama bu bir kere bunun da ortadan kalkması lazım. Yeni dünya düzeninde artık devletin halkıyla barışık olması icap ediyor. O
devlet düzeni kalktı ortadan. Herkesi kendine düşman gören ve devamlı tetikte olan, sert kanunlarla halkı baskıda tutan, bu Mezopotamya'da Asurlar, Babiller böyleydi. Düşmanı olan devletler çok sert kanunlar yapar, çok baskı altında tutar. Ama öyle olmayanlar daha rahat davranırlar. Şimdi Osmanlılar'da bir kere bir imparatorluktur Osmanlı Devleti. Ulus devletin prensiplerinden fevkalade uzaktır. Onun için Osmanlılar'da azınlık mefhumu yoktur. Gayrimüslimler Osmanlı vatandaşlarıdır. Bunlar için azınlık kullanılmaz. Anasır-ı Osmaniye, Osmanlı unsurları diye tabir kullanılır. Farkı Osmanlı ne? Dört unsurdan teşekkür eder. İslam milleti, Ermeni milleti, Ortodoks Rum milleti ve Yahudi milleti. Bu dört millet Osmanlı vatandaşlarını teşkil eder. Hiçbir zaman hiçbir Osmanlı metninde gayrimüslimler için azınlık tabiri kullanılmaz. Çünkü azınlıkla çoğunluk her zaman çatışır. Enteresan. Halbuki imparatorluklarda herkes kendi kompartımanında yaşar. Birbirine karışmaz. Müslüman ayrı yaşar. Ermeni ayrı yaşar. Rum ayrı yaşar. Tamam, Yahudi ayrı yaşar. Demokrasi dediğim şey de bu değil mi zaten aslında? Bunlar birbirleriyle çatışmazlar. Karışırlarsa çatışma olur. Ne diyor Sultan Mahmut? Ben Tebam'ın Müslümanlığı camide, Hristiyanlığı kilisede, Yahudisini havrada tefrik etmek isterim, ayırmak isterim. Bunun dışında benim gözümde bunların hiçbir farkı yoktur. Hepsi bir pederin evlatlarıdır diye bir tabiri var. Yani demek istiyor ki siz birbirinizden ayrı yaşayın. Bu böyle olur, birbirinize girmezsiniz. Ben de size bir baba gibi, bir babanın her türlü çocuğu olabilir. Ben muamele ederim, adaletle muamele ederim demek istiyor. Osmanlı sisteminin oturduğu birkaç ayak var. Bunlardan birisi dirlik sistemidir, arazi. Birisi kul sistemidir. Yani devlet adamı yetiştirmek için zeki çocuklardan istifade. Üçüncüsü millet sistemidir. İşte Osmanlı sistemi böyle kurmuş. Her millet kendi sahasında yaşasın, birbirine karışmasın. Din, vicdan hürriyeti, mabetleri, kanunları, kendi mahkemeleri vardır, kendi hukukları vardır. Bir Ermeni gencinin en büyük ideali Ermeni patriği olmaktır. Padişah olmak değildir. Öyle olunca da Müslümanlarla arasında bir çatışma olmaz. İşler yürür. Ne zamana kadar yürüdü? İşte meşrutiyete kadar yürüdü. Meşrutiyetten sonra imparatorluk şeysi ikinci plana atıldı. Ulus devlet modeli ön plana çıktı. Gayrimüslimler azınlık olarak karıştırmaya yürüdüler. Başlandı. Öyle olunca da problem oldu. Şimdi gelelim diğer ırklardan olanlara. Osmanlılar aynı zamanda bir hilafet olduğu için farklı ırklardan Müslümanlara aynı muameleyi yapmıştır. İslam milleti. Çerkez olsun, Kürt olsun, Boşnak olsun, Arap olsun fark etmiyor. Yönetim, idare Türklerin elinde hanedandan dolayı ve ordu dili de Türkçe olmakla beraber diğer dilleri konuşan Müslüman ırklara da kendi kültürlerini yaşama imkanı verilmiştir. Kürtçe gazeteler, Kürtçe Arapça gazeteler, Arapça mektepler, Kürtçe yazılan kitap bunlar hepsi Osmanlı'da görmek mümkündür. Bundan rahatsızlık duymamıştır çünkü bir imparatorluktur. Peki o zaman buradan bakınca ama ulus devlet öyle değildir. Ulus biz devlet. Biz daha ona yeni izin vermeye çalışıyoruz yani. Ama şöyle biz şimdi imparatorluk mirasını bir kere inkar etmişiz. Biz ulus devlet olmuşuz demişiz. Tamam ulus devlet olabilirsiniz. Fransa'da bu mümkün. Ama Türkiye'de mümkün değil. Çünkü siz bir imparatorluk varisisiniz. Sizin ülkenizde binlerce başka dinden ve ırktan insan yaşıyor. Şimdi Osmanlı dediğiniz zaman padişah diyor ki benim her türlü evladım olur. O zaman Hristiyan da Yahudi de tamam ben senin evladın olmaya razıyım diyor. Halife olduğu zaman her ırktan Müslüman canım bizi birleştiren din kardeşliğidir. Hangi ırktan olursa olsun diyor. Şimdi ulus devlette ırk ön plandadır. Bir ırk hakimdir. Diğerleri azınlık statüsündedir. Azınlıkla çoğunluk biraz evvel söylediğim gibi çatışır. Bunun çatışması bütün dünyada yaşandı bizde değil. Bütün ülkelerde ulus devlet modeli iflas etti. Ondan sonra dediler ki biz ne yapalım? Modern imparatorluk mirası da mümkün değil. Modern devlet anlayışına geçelim dediler. Ferdi insanı ön planda tutan ırkı veya bir topluluğu değil de insanı ön planda tutan bir cemiyet hayatına geçelim. İnsanların ferdi hayatlarını kendilerine bırakalım. Nasıl isterse öyle yaşasın. Onları müşterek bir hukuk, müşterek bir vergi, müşterek bir temsil de birleştirelim. Bunlar bu ülkenin müşterek vatandaşları gibi yaşasınlar. O zaman çatışma asgariye iner diye düşündüler. O zaman hocam bu anlattığınızda ben şöyle bir sonuca geliyorum. Biz daha henüz şu anda Osmanlı'yı yeni keşfetmeye çalışıyoruz bu maalesef, şey anlamında yani. Maalesef biz bakış açısı gerek demokratla mesela Osmanlı Devleti hep söyleniyor demokrasiye biz 46'da geçtik. Bu yanlıştır. 1840'da geçtik. Osmanlı Devleti 1922'de yıkıldı. Yıkıldığı zaman bir demokrasiydi Osmanlı Devleti. Çok partili seçimler vardı, parlamentosu vardı. Biz şu anda Osmanlı Devleti'nden gerek demokratlık açısından, gerek insan hakları açısından, gerekse sanat ve estetik değerler açısından gerideyiz. Maalesef gerideyiz o zaman. Maalesef evet. Yani bunu ben bunu söylerken bir ön yargıyla söylemiyorum. Ben bu söylediklerinizi veya maziye hasret, günümüzü kötüleme açısından söylemiyoruz. Bu bir tespittir. Bu söylediğinizi ben gerçekten şu anda bu son bölümünü Osmanlı'nın yönetimiyle ilgili şey hakikaten burada duydum ve buradan bakarsak meseleye eğer şu anda biz bütün o işte demokrasi veya açılım gayretlerimize rağmen
Osmanlı'nın olduğu noktaya gelmeye çalışıyoruz sadece. Bizim kafamızda bazı takıntılar var. Bu takıntılar bizim Osmanlı mirasımızdan gelmiyor. Sonradan bizim edindiğimiz bazı gereksiz takıntılar. Bu takıntıların bir kere kafadaki çiplerin bir değişmesi gerekiyor. Çünkü devir değişti. Osmanlı Devleti'nin ihyası mümkün değil. O artık tarihe karıştı. Çünkü bir kimse devlet, der diyor zaten. Devlet bir bundan korkuyor bazıları. Bu bir devlet bir müesseseleriyle vardır. Bu müesseselerin, bu bakış açısının, bu telakkinin, bu cemiyet hayatı bugün yok. Dolayısıyla Osmanlı'nın tekrar ihyası mümkün değil. Şu anda insanların yapışması gereken üniversel değerlerdir, evrensel prensiplerdir. Evet. Bu prensipler insan haklarıdır. Herkesin şahsi hayatına saygıdır. Din hürriyetidir, vicdan hürriyetidir, fikir hürriyetidir, konuşma hürriyetidir. Bunlar sosyal refahtır, sosyal adalettir. Bunlara tatbik edildiği zaman problem kalmayacaktır. Bir kere devletin kendisine ve tebaasına tabir yazı güvenmesi gerekiyor. Güvenmesi lazımdır. Aşırı tedbirler herhalde şeyi zoruyor sonuçta. Bir de işte bir de ulus devlet yeni bir oluşum olduğu için kendisini sağlam almak için ferdin tabiri caizse evinin içine kadar karışır. Ne yediğine ne giydiğine bile karışır. Bunu sadece dinler yapar. Bu da vicdani bir şeydir. İster kabul eder ister etmez. Yani bir devletin devlet tebaasının bunu yapmaya kalkarsa, her şeyle ilgilenmesi, onun çocuğunu 7 yaşında alıp da tamamen çağ dışı kalmış bir takım bilgilerle donatması. Bunlar artık bu devirde söz konusu olan şeyler değil. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Aslında bu anayasa meselesine biraz daha devam edecektik ama vaktimiz doldu maalesef. Fakat ben gerçekten çok memnun kaldım bu sohbetten. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Bize bu imkanı verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum.